Ceylan Pınar soruyor. Kalp noktamız uyandı mı, nasıl anlayacağız? Bilmem, bu sana bağlı. Yani hayatın manasını soruyor musun? Niye yaşıyoruz? Hayatın manası ne? Neden yaratıldık? Burada ne işimiz var gibi sorularla başlar bu uyanış. Daha sonra kişi bir arayışa girer. Eğer güçlü bir kalpteki nokta uyanışı varsa arayışını durdurmaz. Hep bakınır sağa sola. Ondan sonra yani en sonunda kabala eğimine öyle ya da böyle bir şekilde gelir. Çalışacaksa da çalışır. Rehberim, bu Şey. soru genel olarak herkes tarafından soruluyor. Yani dışarıda da bu soruları çok fazla duyuyoruz. Ama bunun peşinden çok fazla giden de yok. Veya işte birazcık felsefi konuşmalara evriliyor ve sadece insanı bu şekilde tatmin ediyor ve bitiyor. Bunun peşinden gitmiyor. Bu güçsüz bir kalpteki nokta diyebilir miyiz? Yine de soruyor ama. Ama orada kendisinin yani güçlü, hem zayıf hem de gerçek olarak hayatın manasını sormuyor orada. Orada insanın sorduğu şey nereden haz ve tat alabilir? O yüzden kabala ilmine haz ve tat almak için gelen de çok. Bilmek büyük bir haz. Anladın? Sokakta, kafelerde oturup arkadaşlarına sonra anlatıyorsun. Diyorlar ki vay haz bunlar. Ama maneviyat dediğimiz şey adamın yardanla bağ kurmaya gitmesi. Ve o herkesin işi değil, onu da söyleyeyim. Yani herkese anlatıyoruz, açık açık anlatıyoruz. Çünkü kalpteki noktası uyananlar olacak. Ve onlar gelecek işin açıkçası. Sağlam adamlar gelecek yani. Ve onlar çalışmada kalacak. Ve tüm dünya da onlara bağlı olacak. Onu da göreceğiz. Tüm dünya. Tüm dünyanın onlara bağlı olması ne demek? Yani ızdıraptan dolayı kulakları dinlemek için yumuşayacak. İnanması zor ama ilerleyelim hayatta. İlerledikçe göreceksin ki insan çektiği sıkıntılardan dolayı böyle hayat okşadıkça, masaj yaptıkça göreceğiz ki iyice bir yumuşayacak, dinlemeye hazır kıvama gelecek.